Evet değerli izleyenler, yine bir canlı yayında karşınızdayız efendim. Çanakkale Çan İlçesi Tarım Analiz özel programı için karşınızdayız efendim. Çok değerli iki profesör hocamız konuğumuz olacak bu programda. Çok değerli hocalarımızla koyun ve keçilerde döl tutma problemini konuşacağız. Çan'da İda Koyun Keçi Panayırı alanındayız ve çok değerli hocalarımız da bizlere yarınki sunumlarını bugün rica ettik kendilerine. Sağ olsunlar, kendileri de bizi kırmadılar ve bugüne özel bir program gerçekleştirdik. Yarınki sunumlarını kısaca da olsa kendilerinden öğrenmeye çalışacağız. Efendim ilk konuğum 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü hocalarımızdan Sayın Profesör Doktor Aynur Konyalı hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yurt dışından da bir misafirimiz var. Meksika'dan Sayın Angelica Terezas Profesör Doktor Meksika'dan sağ olsunlar geldiler buraya. Angelica Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok değerli konuklarımızla koyun keçi konusunu işleyeceğiz. Çünkü burası İda Koyun Keçi Panayırı. Gündemimizde koyun keçi. Çok değerli hocalarımıza soralım. Hocam tabii Angelica Hanım'a da soracağız ama koyunlar genelde ikili doğuruyorlar, üçlü doğuruyorlar. Bazıları dörtlü doğuranlar da oluyor. İlk buradan başlamak istiyoruz. Sağlıklı bir koyunun döl tutma süresi, süreci ve kaç yavrusu olursa daha rantabl olur? Fazla oldu muydu? Problem midir? Bu konulardan bahsetmenizi rica edeceğim hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Programa davet ettiğiniz için de teşekkürler. Koyun ve keçilerle ilgili böyle panayırlar düzenleyen ve yetiştiricilerimizle doğrudan iletişim halinde olmamızı sağlayan görev alan herkese sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Koyunlar ve keçilerde döl tutma problemleri önemli. Özellikle son yıllarda küresel ısınmayla ilgili sorunlar kendini göstermeye başladığı bu süreçte gün uzunluğu bu türlerde önemli rol oynuyor. Hayvanların çiftleşme isteği göstermesinde. Ancak sıcak havanın etkisi arttıkça döl tutma ile ilgili problemler yaşanıyor. Bununla ilgili Angelica Hocam yarın bir sunum yapacaklar. O sunum kapsamında konuşacağız. Koyunlarda bir batımdaki yavru sayısı arttıkça onunla ilgili çeşitli sıkıntılar var. Koyun ve keçiler sizin de belirttiğiniz gibi çoğuz doğuran türlerdir. Ancak bir batımdaki yavru sayısı ne kadar artarsa bizim için o kadar ekonomiktir diye bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü doğum ağırlığı düşer bu sefer. Bu yüzden biz işte 500 doğursun, 600 doğursun, 300 400 doğursun diye sürekli bu şekilde talepte bulunamayız. Veya gerçekçi olmaz, doğru olmaz. Çünkü hayvan her yavruda biraz daha kendinden veriyor, ana hayvan. Bu yüzden mümkün olduğunca bakabileceği kadar yavru doğurması gerektiğini düşünüyoruz bizler. Bu 200, 300 maksimum ananın yaşına göre 400 de bir ihtimal. Eğer süt verimi yüksek bir anaysa, bakabiliyorsa o zaman çoğuz doğursun tabii ki. Ama bakamayacağı düzeyde yavru doğurmasını tercih etmiyoruz. Çünkü doğan yavruların da doğum ağırlığı düşük olacağı için bunların yaşama güçleri de zayıf olacaktır. Daha çabuk ölecek. Yani en fazla 3 mü diyorsunuz hocam? İşte maksimum 4. Çünkü ana yaşlandıkça çoğuz doğurma oranı daha da artar. O nedenle yaşlı ana da daha fazla vücut rezervlerini yavrusuna aktarır. O nedenle çok da fazla olmasın diyoruz. Evet hocam, şimdi büyük başlarda 16 ayda bir döl tutması istenilir. Koyun ve keçilerde ne kadar bir süreç geçerli? Bizim yerli ırklarımız biraz daha geç gelişen ırklar. Ancak kültür ırkı dediğimiz melez ırklar biraz daha erken gelişiyorlar. Örneğin zanenler veya tahirovalar bunlar erken gelişen ırklardır. Doğdukları yıl çiftleştirilebilir uygun ağırlığa geldiğinde. Eğer uygun ağırlığa gelmedilerse yaşını doldurduktan sonra çiftleştirilmelerini tavsiye ederiz. Yani 1,5 yaşındayken falan bu sefer çiftleştiriliyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Koyun keçi panayırındayız. Koyun keçi de beslenme konuları, hastalık konuları konusunda neler söyleyeceksiniz? Özellikle yaz dönemi stresli bir dönemdi ve kış dönemine geçiyoruz. Çiçek hastalıkları olsun, diğer yem ile bulaşan şarbondur vesaire gibi hastalıklar konusunda neler söylersiniz efendim? Öncelikle ben veteriner hekim değilim, zooteknistim. Bizim için önemli olan hayvanı hasta etmemek. O nedenle de öncelikle hayvanın doğru beslenmesi gerekiyor. Yaz döneminde hayvanlar, yaz sonunda özellikle hayvanlar meraya çıksalar da meradan yeterince aradıklarını bulamıyorlar. Yeterince ihtiyaç duydukları besin maddelerini alamadıkları için yetersizlik noktasına geliyorlar. Bir de çiftleşme mevsiminin verdiği bir stres de var. O nedenle bu sürede mümkün olduğunca enerji içeriği yüksek yemlerle beslenmesi gerekiyor. İşte arpa ile desteklenmesi, buğday, arpa, elimizde ne varsa artık. Enerji içeriği yüksek bu tür yemlerle desteklendiğinde hayvanların kilo alımı gerçekleşiyor ve bu şekilde döl tutmayı da garanti altına almış oluyoruz bizler. O yüzden bu noktalara, yani hayvanın doğru beslenmesi noktasına dikkat edersek eğer, ondan sonrasında yapılması gereken vitaminler var. Ancak yanlış kullanılan ilaçlar çok fazla. Bunların kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor. İşletme içerisinde, yani çiftlikte yapmamız gereken çok basit uygulamalarla biz hayvanın hayvan sağlığını da kontrol etmiş oluyoruz aslında. İşte parazit mücadelesinin zamanında yapılması, örneğin sulukların hijyenine dikkat edilmesi, yemliklerin temizlenmesi, barınak içi hijyene dikkat edilmesi, bunlar kireç süpürülebilir, kireç dökülebilir, temizlenebilir. Ben çevredeki bazı işletmelerde görüyorum, ne yazık ki bunlara çok fazla dikkat edilmiyor. Bu yüzden de sinek çok fazla oluyor. Sinekler de yumurtalarını hayvanda gördükleri açık yaralara bıraktığında, bu sefer hayvanda örneğin kulak küpesinin bir yere takıldığında oraya sinekler geliyor, yumurtalarını bırakıyor, bu sefer o yara çok daha büyük boyutlara ulaşıyor gibi daha sonrasında önünü alamayacağımız daha büyük problemlerle karşılaşılabiliyor. Çiçek hastalığı maalesef çok, yani başımıza geldi, karşılaştığımız büyük sorunlardan birisiydi. Bu anlamda da veteriner hekim arkadaşlarla birlikte çalıştığımızda gördük ki evet, koyunlarda çiçek hastalığı belirtilerini gösteriyor ama keçilerde yüksek ateş olarak sadece bulgular gözleniyor. Onları gözlemledik. Dolayısıyla yüksek sıcaklık olduğu bu dönemlerde, bir de hayvanın ateşi çıktığında, erken müdahale edilmezse sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Bunlar, bu anlamda veteriner hekimlerden destek alınmasını tavsiye ederim. Ama hayvanın mutlaka doğru beslenmesi en önemli noktadır bence. En önemli, baz almamız gereken konu. Peki beslenmenin döl üzerindeki etki, döllenme üzerindeki etkisi nedir hocam? Yani iyi besleyemediğimiz zaman döllenme süreci uzuyor mu, kısalıyor mu veya nasıl bir etkiyle karşılaşıyor? Şimdi öğrenci arkadaşlara anlattığım şekilde burada anlatayım. Hayvan çok zayıf olursa da problem, çok fazla yağlı olursa da problem. Her ikisinde de döl tutma problemiyle karşılaşılabilir. Döllenme olsa dahi yavru tutunamadığı için, bu yüzden yetiştiricilerimiz kan ezmesi oldu diye, bazen erken dönemde kan ezmesi oldu diye ifade ederler. Tutunmuş olsa bile çok iyi implant tutunamadığı için embriyo, bu yüzden yavru kayıplarıyla karşılaşılabilir. Yetersiz beslenmeyecek. O nedenle enerji içeriği zengin yemlerle besleme yapılması gerekir diyoruz. Çok zayıf hayvanları belli bir ağırlığa ulaştırmamız gerekiyor aşım öncesi dönemde. Koyun ve keçilerde hocam büyük başlara göre yem rasyonları ne kadar farklılık gösterebiliyor? Ben çalışmalarımın büyük bir kısmını keçilerle ilgili yapıyorum. Ve keçiler gerçekten çok kanaatkar hayvanlar. Ne kadar az verirsek verelim, onlar yine verimini vermeye devam ediyorlar. Ne yazık ki kendilerinden ödün vererek. O yüzden
Mümkün olduğunca yani bir keçinin sürüde kalma süresini uzatmak istiyorsak biz doğru beslemeliyiz. Eğer doğru beslemezsek evet verim veriyor, bu kadar azla da idare etsin mantığıyla hareket edersek bu çok yanlış. Hayvanın o sürüde kalma süresini kısaltmış oluruz biz. O yüzden iyi beslememiz gerekiyor ama bununla ilgili olarak ben hayvan besleme konusunda çalışan arkadaşlardan bu anlamda onlardan da destek alıyoruz ve kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Bu yaz döneminde yetersiz mera koşulları nedeniyle dengeli beslensin diyorum öncelikle. Evet, her şeyin başı beslenme diyorsunuz. Siz biraz soluklandıralım hocam, misafirimize dönelim. Angelika Hanım'ı tanıyalım. Hoş gelmişler tekrar. Okay. Can you introduce yourself? Günaydın. Teşekkür ederim. I'm very sorry to don't speak Turkish. Thank you for Dr. Aynur Konjali and Dr. Turki Sabas for invite me to Çanakkale on 8 Mart University. I am Angelika Terrazas. Working at University, National University of Mexico. It's been 25 years ago that I am working there. I have a formation in administration of farms in Venezuela. Then I go to Mexico at UNAM for master students in animal production in sheep and goat, and master science. And after that, I take my PhD in science, but it was only related with maternal behavior and socio-sexual maternal and maternal behavior in sheep. Later, I became to work also with goats. At my university, I teach a course, the name is Ethology. Also, I share some courses on animal welfare with another teachers. And this is only for veterinary profession at my university. Also, since 25 years ago, after finish my PhD, I began to work in sheep and goats in animal behavior and behavior, sexual, maternal and socio-sexual behavior, but mainly maternal behavior. After that, I became to explore factors affecting maternal behavior, especially rate of mortality. İsterseniz buraya kadar olan kısmı tercüme edelim hocam. Angelika Terrazas hocamızın adı. Meksika Ulusal Üniversitesi'nde veteriner fakültesinde zooteknist olarak çalışmakta. 25 yıldır orada çalıştığını belirtiyor. Yüksek lisansını Venezuela'da tamamlamış. Daha sonra Meksika'da analık davranışları ve eşeysel davranışları üzerine koyun ve keçilerde doktora çalışmasını tamamlamış. Şu anda halen koyun ve keçilerde analık davranışları üzerine çalışmalar yapmakta. 25 yıldır bu üniversitede çalışmakta kendisi. Sizlere davet ettiğiniz için teşekkür ediyor ve ayrıca Türker Savaş Hoca'ya ve bana da teşekkürlerini bildiriyor. Bizler de kendilerine bizi kırmadıkları için teşekkür ediyoruz. Oradaki koyun ve keçi varlık cinsleri anlamında Türkiye ile aynı mı, farklılıklar da var mı hocam? You can compare the Mexico and Turkey about sheep and goat breeds population, goat breeds. Okay. Which breeds you can? Actually, population of goats is about 9 million. And I was checking FAO. Information I didn't find population of Turkish now. Before I see that you have about 24, yes. 30 millions, yes. But decrease. Yes. In Mexico, it's goat population stay 9 millions, about 3 decades.
three decades. In the case of sheep, I see that Turkey has about 40 million populations, and in Mexico we are about 10 million populations. Goat's production in Mexico seems similar as Turkish because they are inexpensive mainly. Meksika'da şu anda yaklaşık 9 milyon keçi popülasyonuna sahip olduklarını söyledi. Keçi popülasyonu dün FAO verilerine baktım. Türkiye'de şu anda yaklaşık 24-25 milyon ama bir azalışa geçtiğini görüyorum dedi. Ancak Meksika'da 30 yıldır aynı şekilde 9 milyon olarak sabit kalmış durumda dedi. Keçi koyun varlığı olarak da Meksika'da yaklaşık 10 milyon baş koyun olduğunu belirtiyor. Türkiye'de 40 milyon olduğunu baktım yine diyor. Dolayısıyla sizin koyun varlığınız artarken bizde koyun varlığının düştüğünü söylüyor. Dün akşam kendisiyle sohbet esnasında belirtmişti. Meksika'da ünlü bir yemek olduğunu, düğünlerde, kutlamalarda yapılan bir barbacoa adı verilen bir yemek olduğunu ve bunun koyun etinden yapıldığını söyledi. Ancak Meksika'da yeterli sayıda koyun yetiştirilemediği için bunu yurt dışından temin ettiklerini, Avustralya'dan veya Amerika'dan temin ettiklerini, ancak oradan da dondurulmuş olarak geldiği için ve daha çok yaşlı hayvanlar kesilip dondurulduğu düşünüldüğü için, eski tadı vermediği için ülkede bu şekilde koyun varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması yönünde şu anda tartışmalar yapıldığını belirtti kendileri. Yetiştirme koşulu olarak da keçi yetiştiriciliği Türkiye'deki koşullara uygun, genelde ekstensif koşullarda diye söyledi. Ancak dün yine yaptığımız sohbette Meksika'da sadece merkez bölgesinde sağmal keçi yetiştiriciliği yapıldığını, keçi sütü ve koyun sütünü her yerde bulmanın kolay olmadığını, onlarda da keçi eti yönünde bu anlamda çalışmalar yapıldığını, keçi sütü içinde yerli ırklarının da çok fazla olmadığı için zanenlerle melezlemeler yapılarak, zanen ve Nubia, Alpin, Zanen, Nubian ve Alpin keçilerinin ve bunları Toggenburg keçilerinin takip ettiğini belirtmişti. Creole goats, cruising of goats. Your local breeds? No, we don't have local because it brings from Spanish. Mm-hmm. But now we have Creole adapted cross of many European breeds. And they cross and they adapted to Mexican conditions. Kreol, İspanya'dan getirilen kreol keçileriyle melezlemeler yapılarak Meksika koşullarına adaptasyonu sağlanmaya çalışıldığını belirtiyor. Şunu da sorabilir miyiz hocam? Yani Türkiye'deki koyun çeşitliliği anlamında işte bir Tahirova'dır, bir İvesi'dir, Akkaraman'dır vesaire veya keçilerde de işte kara keçi dediğimiz veya honamlı dediğimiz oralarda hangisi bulunuyor mu? Yerli keçi şey ırkı bulunmadığını Meksika'da söyledim. Hiç yok. Yok, evet. Yerli ırklarımız bulunmuyor. Meksika'dan, pardon, İspanya'dan getirilen ırkların o koşullara adapte edilmeye çalıştığını söylüyor. Anladım. Peki hocam şunu da soralım. Vaktimiz sizin de kısıtlı, fazla vaktinizi alma anlamında. Türkiye'de bulunma sebebini de kendisinden soralım Angelika Hanım'ın. Come to Turkey. Turkey, as I read, it has a very interesting history, especially in goats and also in sheep. I think millenarian history. I want to know more about these origins. Also, combination in with the culture, Turkey culture, with the animal production, especially these two species. I wonder to
to look how you have these animals, because I read that you consume many products of sheep and goats, mm-hmm. and I say they use very much, but also I want to know how Turkish people manage with animal production in sheep and goats, and now I learn more things about you. It's very interesting. Also, I am fascinated with these local breeds. It's a very nice experience for me, and I want to share with my students and with my colleagues in Mexico. Öncelikle Türkiye'deki koyun ve keçi tarihi ve kültürdeki öneminden çok etkilenmiştim diyor. Özellikle Angora keçisini, Ankara keçisinin tarihini okuduğunu belirtiyor. Kültürle çok güzel yoğrulmuş ve çok farklı şekilde bu türleri yetiştirdiğiniz gibi bunların farklı ürünlerini de kullandığınızı okuyordum, literatürde takip ediyordum. Bu nedenle buraya gelip bunlar nasıl üretiliyor, nasıl yetiştiriliyor onları görmek istemiştim. Ve şu anda şimdiye kadar geldiğim süre içerisinde pek çok şey öğrendim ve burada öğrendiklerimi de hem öğrencilerimle hem de meslektaşlarımla paylaşacağım. Hem hayvan varlığı bu kadar fazla hem de bu kadar farklı çeşitlilikte üretim yapılabilmesi benim çok ilgimi çekti. Dün gelmiştik biz, yerli ırklarınızı gördüğümde büyülendim dedi kendisi. Peki bizim yerli ırklarımızın Meksika'da üretilmesi, çoğaltılması veya oranın tabii iklim şartlarını da çok bilemiyoruz. Sadece sıcak olduğunu, ekvator çizgisi hattında olduğu için sıcak olduğunu biliyoruz. Uyum sağlayabilir mi bizim buradaki koyun keçi cinslerimiz oraya? For example, I think yes. I think maybe yes, because this local breed has as hard more adapted to the environmental condition. For example, cool weather or hot weather. And I think that maybe in some places of Mexico, this local breed could be adapted. I see now the characteristics, phenotypic characteristics, and some of them may be adapted in higher altitudes, mm-hmm. and some of them in very dry. In Mexico we have many kinds of weathers, dry, cold, mm-hmm. tropical. Yes, like Turkey. Yes, I think that this, and it should be very interesting to have. Yerli ırklarınızın dün görsel olarak baktık ve gözlemlediğim kadarıyla Meksika'ya da adapte olabileceklerini gördük. Çünkü Meksika'da da farklı iklim koşulları mevcut. Yüksek rakımlı yerlerde soğuk, düşük rakımlı yerlerde işte sıcak hava şartlarına da adapte olabilirler, kurak bölgeye de adapte olabilirler. Yani sizin yerli ırklarınızın da Meksika'da yetiştirilen keçiler gibi zorlu şartlara adapte olabilecek özellikte olduğunu, fenotipik özelliklerine bakarak dün de ben de düşündüm dedi. Evet, çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgiler için. Hocam size dönelim. Emre aynı zamanda konumuzu toparlayıp kapanışı da yapalım. Tahir hocamızın da sunumu olacak birazdan. Şimdi koyun keçi denilince hani insanlar sadece önüne bir yeşil ot atalım, işte biraz da kesif yem verelim, olsun bitsin mantığıyla gidiliyor. Büyükbaş grubunda bu tabii aşıldı. İnsanlar rasyonunu güzel hazırlıyorlar vesaire. Ama küçükbaşa baktığımız zaman da hala bir rasyon, küçükbaş için yem hazırlama, hani bir yem kültürü daha oluştu mu diye size sormak istiyorum efendim. Şöyle söyleyeyim, zaten keçi o kadar çok ihmal edilmiş bir tür ki yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada son 40-50 yıldır fark edildi diyebiliriz keçi için konuşursak. Çünkü
İlk başladığımda ben koyun için ne yapılıyorsa keçi için de aynısıdır diye yazıyordu çoğu kitaplarda. Her ikisinin ayrı birer tür olduğu ne yazık ki çok sonradan fark edildi. Tüm dünyada büyükbaşlar ne yazık ki makine gibi artık her şeyini öğrenir noktaya gelindi. İşte ne kadar ne verirsek ne kadar ne alırız. İşte kaçı havaya karbondioksit olarak, metan olarak gider. Ne kadarı sütle, ne kadarı etle, ne kadarı idrarla atılır diye bunları biliyoruz. Ancak keçiler ve koyunlar için bunun için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Ama bütün bunlara başlayabilmek için de önce bizim hayvanlarımızın gerçek verim yeteneğini bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de kayıtların tutulması lazım. Kayıtların doğru tutulması lazım. Ben öğrencilerime de söylüyorum. Çoğu derslere defter kalem almadan geliyor. Ben kafama kaydediyorum hocam diyor. Yani millet olarak yazmaktan, bir şeyleri kayıt altına almaktan pek bir haz etmiyoruz. Keyif almıyoruz. O yüzden kayıt tutmayla başlamamız gerekiyor. Önce bir bilelim nedir ne değildir. Ondan sonra bir iyileştirmeye yönelik ne verirsek ne olur onları hesaplamaya çalışacağım. Önce hayvanı hayatta tutalım, doğru besleyelim, doğru döller alalım. Önce örneğin serbest taşımı bırakalım. Ya grup ya yani babayı belirleyelim, erkek ve dişileri ayrı bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş her şey rayına oturur diye düşünüyorum. Umut ediyorum en azından. İnşallah hocam. Keçilerimizde saflık oranımız nedir hocam? Bazı keçi cinsleri var. Mesela %100 olabiliyor ama bazıları da hangi ırktan bahsediyorsun? Mesela Honamlı'nın şeyi alındı mesela. Tescil alındı. Evet. Bazı çeşitler daha var. Şimdi zanenler için konuşursak 2005 yılında İzmir'de yapılan Keçicilik Kongresi'nde bu konuda yıllarını vermiş, emek vermiş hocalarımız birlikte bir lira hazırladılar. Ve ondan sonra dediler ki biz yerli ırklarımızla zanenleri melezlediysek artık onlara Türk zaneni diyelim. Çünkü biz burada Ezine zaneni diyorduk. İzmir'de Ege zaneni. Pardon, başka Bornova zaneni deniyordu. Çukurova'da başka bir zanen olarak belirtiliyordu. Dolayısıyla biz hepsini birden Türk zaneni olarak tek bir başlık altında toplayalım dedik. Çünkü tüm dünyada bu şekildedir. Eğer zanenle yerli ırklar melezlendiyse o ülkenin adını alır. Yani Amerikan zaneni veya İsrail zaneni gibi. Bu anlamda bizlerin saflık düzeyini tam olarak belirleme ile ilgili sıkıntılarımız olabilir. Ancak örneğin Çanakkale'de yetiştirilen zanenlerin kan oranının %99 üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürekli her yıl tekeler yetiştiriciler arasında değiştirilerek yetiştiricilik yapılmakta. Diye söyleyeyim, dışarıdan başka bir kan gelmediği durumlarda bunların yani mesela belli bir düzeye ulaştıysa Çanakkale'deki yetiştiricinin elindeki sürü akrabalığın önüne geçmek amacıyla gidiyor Ege'den bir tane saf teke getiriyor, elindeki keçilerle onu çiftleştiriyor. Dolayısıyla kan düzeyi sürekli tazeleniyor. Bu nedenle yüzdür diyemeyiz Türk zaneni için konuşursak ama tüm dünyada örneğin Amerikan zanenlerinde de veya diğer zanenlerde de bunu bu şekilde söylemek mümkün. Yani orada da aynı durum çok evet, farklı aynı. Değil evet. Diyorsunuz. Evet. Peki kara keçi dediğimiz kara kıl keçilerde durumumuz nasıl hocam? Kıl keçileri ne yazık ki yetiştiriciler bilimi dinlemektense birbirlerini dinlemeyi bazen tercih edebiliyorlar. Bu anlamda hoşlarına gidiyorsa gidip güneyden Honamlı tekesi getiriyor veya başka tekeler getirerek melezleme kendince yapmaya çalışıyor. Ancak halkın da ıslah projeleri kapsamında bunun biraz olsun önüne geçildi şu anda. Onlarda da saflık kara keçi olarak devam ediyor diyebilirim. Devam ediyor. Şu an kısaca Türkiye'nin küçükbaş fotoğrafını sizden yorumlamanızı istesem neler söylersiniz?
ne durumdayız? Bir azalmamız söz konusu. Keçilerde durum nasıl? Özellikle konuşmanın başında bahsettiğim gibi küresel iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konular nedeniyle keçinin kıymeti biraz daha fazla anlaşılacak diye düşünüyorum. Bu anlamda Nazan hocamızın çalışmaları var. Başka hocalarımızın da yine var ama Nazan hocanın keçilerle ilgili bu küresel iklim değişikliği yönünde geliştirdiği bazı simülasyonlar var. Bu anlamda keçinin değeri çok daha fazla anlaşılacak. Çünkü kuraklığa, susuzluğa çok daha uzun dayanıyor. 3 gün kadar dayanıyor bildiğim kadarıyla. Geleceği parlak diye düşünüyorum. Şimdi bizi çağırdılar da. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Angelik Hanım'a da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Sağ olun. İnşallah başka programlarda buluşuncaya kadar Aynur hocam. Ederim. Bizler çok teşekkür ederiz. Görüşmek Angelik Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Angelika Terezos, Meksika Ulusal Üniversitesi'nden zootekniği profesör hocamız ve 18 Mart Üniversitesi zootekniği bölümünden Aynur Konyalı hocamızla çok keyifli, kısa da olsa bir program gerçekleştirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Koyun keçilerde döl vesilesiyle diğer konularda kısaca da olsa değinmeye çalıştık. Efendim, programımızın sonuna geldik. Bu programdan sonra kısmet olursa Tahir hocamızın çiçek hastalıkları konusu işlenecek. İnşallah o konuda da canlı yayına bağlanacağız. Ve öğleden sonra yine jüri üyeliğini Aynur hocamızın başkanlığı yapmış olduğu koyun keçi yarışmasında da canlı yayında karşınızda olacağız. Görüşünceye kadar hoşça kalınız efendim.